İşin tabii ki bilgi yönetimine kısmı, yani bilgi kısmına geldiğimizde işin veri kısmı, yani piyasadan elde edilen, müşterilerden elde edilen, diğer sektörlerden, işletmelerden elde edilen verilerin tabii ki işlenmesi ve bu işlem sonucu anlamlı bilgilerin ortaya çıkarılması bize ne fayda sağlar diye sorduğumuzda tabii ki bunlardan bir tanesi şu. Hiçbir sektörde, hiçbir işletme kendi başına hareket etmesi çok mümkün gibi gözükmüyor tekel olmadığı sürece. Dolayısıyla ortada bir rekabet olduğu sürece, isterse düşük düzeyde rekabet olsun, isterse yüksek düzeyde rekabet olsun, mutlaka işletmelere akan, yığılan bir veriden bahsetmemiz mümkün. Şimdi bu verinin görüldüğü üzere depolanması, düzenlenmesi, sorgulanması veya özetlenmeye hazır hale getirilmesi tabii ki veri analistlerinin en büyük rollerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunu bir üst kademeye taşıdığımızda, özellikle operasyonel seviyeden yönetsel seviyeye çıkardığımızda biz elde edilen verileri nasıl anlamlı hale getireceğimiz konusunda tabii ki biraz daha yoğun çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili bir şemam var, onu göstereceğim. Ve buna genelde hani bilgi dediğimizde bazen hani knowledge veya information olarak bahsettiğimizde karıştırabiliyoruz. Ama aslında verinin biraz daha sınıflandırılması, ayıklanması, düzenlenmesi konusunda daha çok enformasyon kelimesini biliyorsunuz tercih ediyoruz. Ve bunun analiz edilmesi ve bu enformasyonun analiz edilmesi ve özetlenmesi ise bize bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Yani karşımızda bulunan işletmelerin rekabet düzeyi ve bu rekabet avantajı sağlayacak stratejik hedeflerin neler olacağı, bu stratejik hedeflerin işletmelere neler sağlayacağı konusu tabii ki yönetimin ana çalışmalarından bir tanesi hale geliyor. Şimdi tabii ki burada özellikle bir önceki slaytta gördüğümüz gibi bu planlama ve kontrol faaliyetleriyle birlikte bu veri, enformasyon, bilgi piramidini bir araya getirdiğimizde aslında karar konusu devreye giriyor. Dolayısıyla şöyle bir aslında baktığımızda işi biraz daha görsel hale getirdiğimizde konuyu böyle 2-2 bir matris şeklinde değerlendirebiliyoruz. Yani işi özetleyecek olursak eğer karar verme düzeyini yani bir basamakta yani alt eksende karar verme düzeyi ve öbür eksende karar verme düzeyini ele aldığımızda karar verme grupları olarak da değerlendirebiliriz. Sol tarafı ikisini de düzey olarak almışım, özür diliyorum. Karar verme düzeyi basit olabilir veya karar verme düzeyi karmaşık hale geçebilir. Ve bu karar verme grupları da biraz önce bahsettiğim gibi yani birey, topluluk ve örgüt işletme kısmını da aldığımızda karşımıza böyle bir dörde dörtlük bir matris şeklinde karşımıza çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi özellikle karar verme düzeyi basit olduğu zaman, yani basit derken yalın olduğu zaman tabii ki temel karar verme yöntemlerine başvurabiliyoruz. Bunu biraz daha işletme düzeyine çıkardığımızda işte birden fazla çözüm önerileri olduğu zaman tabii ki olasılığa bağlı karar verme yöntemleri, ileri düzey karar verme teknikleri gibi, analitik hiyerarşi süreçleri gibi konulardan bahsedebiliyoruz. Esas konumuza yönelik neler söylenebilecek olursa işi biraz daha karmaşık hale getirdiğimizde, yani karar verme süreci biraz daha karmaşık hale geldiğinde artık iş biraz daha karar destek sistemlerine, yapay zekaya, derin öğrenmeye ve algoritmik karar sistemlerine karşımıza, yani algoritmik karar sistemleri olmak üzere karşımıza çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi algoritma bir kararın verilebilmesi için belirli programlanmış, standartlaştırılmış ve yollarıyla ifade edilen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun işletmeye faydasını farklı yollardan ele almamız mümkün.